Sefinetü Nuhin, Nuh'un gemisi. Sefinetün gemi demektir. Sefine. Ba'de Edem'e, Adem'den sonra. Ba'de, den sonra. Bazen sonra deniyor, bazen de den sonra oluyor. Barakallahu fi zürriyeti Adem'e. Allah Adem'in zürriyetine bereket verdi. Zürriyet soy demek. Allah Adem'in soyunu bereketlendirdi. Yani bereketlendirdi ne demek? Yani çoğalttı anlamında. Buradaki fi niye var? Bareke fiiliyle beraber kullanılıyor. Bareke fi. I bereketle kıldı. I. Fi burada belirtmek yani. Fekâne fîhâ ricâlün kethîrun ve nisâ'ün. Fekâne'deki F harfi ne işe yarıyor? Bana göre, benim görüşüme göre açıklama yapıyor. Yani şerh ediyor, şerh. Ya da izah ediyor. Yani Allah Adem'in soyunu bereketli kıldı ya. Peki bunu biraz açıklamak gerekiyor. Yani ne olmuş? Bereketli olmuş da ne olmuş? İşte F ne yapıyor bana göre, benim görüşüme göre? İşte açıklama yapıyor. Kâne fi. Buradaki fi zarfiyettir. De var demek. De var. Kâne fi de vardı. Ha onun içinde. Ha zamiri nereye döner? Zürriyete döner. Yani o zürriyetin içinde vardı. Ricalün bazı adamlar, kefirun çok adamlar, venisavun çok kadınlar. Ricalin tekili racüldür. Racül adam demek. Rical tekili racül. Nisa'nın tekili de imraetündür. Nisa kadınlar, imraetün kadın demek. İmrae. Burada tabi adamlar derken yani bunun içine küçük büyük herkes giriyor. Yani ne diyelim biz burada aslında fekâne fîhâ ricâlün derken eşhâsun demek istiyor. Yani kişiler. Evet. Kefir çok kişiler. Aslında ricâlün kefirû ne demesi lazım? Benim görüşüme göre bunun çoğul olması lazım. Ama niye olmamış anlayamadım. Gerçekten bak. Ve nisâun da söyledik kadınlar demek. Ve nisâun'daki ve atıf harfidir. Yani ricalün ve nisa'un. Nisa ricana bağlanıyor. Ketir çok demek. Venteşerat zürriyetü ademe ve kesurat. Venteşerat'taki vav benim görüşüme göre başlangıç vavdır. Vavul iptida. İnteşerat yayıldı. Adem'in zürriyeti soyu. Ve bu da vav atıf harfi. Kesurat çoğaldı. Kesurat fiili inteşerata bağlanıyor vav ile. İnteşera yayıldı demek. Tamam mı? Yayıldı. Ketura da çoğaldı demek. Ketura çoğaldı. Adem'in soyu yayıldı ve çoğaldı. Yani dünyaya yayıldı demek yani. Yaygınlaştı. Felev raci'a Adem'i ve ra'a evladehu lema arafe. Felev'deki fe yine bence bu cümleyi üst tarafa bağlıyor. Evet. Bu cümleyi önceki cümleye bağlıyor. Fe. Evet, lev nedir? Lev şart edatı. Sa demek. Se. Türkçedeki ise var ya ise. Adem geri dönse. Raca'a geri döndü. Adem geri dönse. F harfini söyledim. Yukarı bağlıyor burayı. Ve ra'a ve görse. Vav atıf harfi. Ra'a fiili raca'ya bağlanıyor. Ve o görse. Evladehu. Evladın tekili nedir? Velettir. Evlat, velet. Evlat, velet. Çocuklarını, hu zamiri Adem'i gösteriyor. Adem geri dönse ve çocuklarını görse, lema arafe. Lema'daki le, lamul tekit, vurgu lamı. Ma da, ma-i nafiye, olumsuzluk ma'sı. Arafe tanımaz. Adem geri dönse ve çocuklarını, evet çocuklarını, oğullarını. De burada oğulları demeyelim. Evet. Çocuklarını görse tanıyamaz. Kesinlikle tanıyamaz. Burada lev şart cümlesinin başına gelmiş. Le onun cevabının başına gelmiş. Lev olumlu cümlede yani. Lev'in cevabına le gelebiliyor yani. Sık sık geliyor hem de.
velev qile lehu. Velev'deki vav bana göre şeydir. Başlangıç cümlesinin vavıdır. Vavul iptida. Qile denildi. Lehu da kilam. Qile harfinin, fiilinin harfidir. Qale li olarak kullanılır. Hu'ya bitiştiği için le olmuş. Aslında li bu yani. Ona denilse, o zamir Adem'i gösteriyor. Ona denilse. Hazihi zürriyetüke denilse. Yani bu senin soyun. Bu senin soyun denilse. Ya Adem'e, ey Adem, bu senin soyun denilse. Lete'accebe kesinlikle şaşıracaktır. Kesiren çok şaşıracaktır. Burada da yine levli bir şart cümlesi var. Cevabına yine le geldi. Burada da öyle. Lev, le. Lev, le. Burada da aynı. Teaccebe şaşıracaktır. Kesiren çok şaşıracak. Arapçadaki şart cümlelerindeki fiili mazileri Türkçe'de fiil muzari olarak çeviriyoruz. Şimdiki zaman olarak çeviriyoruz. Ya da geniş zaman olarak. Ya da gelecek zaman olarak çeviriyoruz. Eğer ona denilse, bu senin zürriyetin denilse, ey Adem, çok şaşırır. O çok şaşıracaktır. L burada lam-ı tevkittir. Yukarıdaki L ile aynı. Ve kale ve diyecektir. Kale'deki vav, vav ne yapıyor? Lete accebedeki teaccebeye bağlıyor. Yani kale buna, kale'yi, vav bu, ha, bu vav kale'yi buna bağlıyor. Ve diyecektir ki Sübhanallahi diyecektir. Sübhane bir isim fiildir. İsim fiil yani fiil anlamı ifade eden isimdir. Manası da Ünezzihullahe demek. Ünezzihullahe min kulli naksin. Ünezzihullahe min kulli aczin. Yani Allah'ı tüm noksanlıklardan ve acizliklerden tenzih ederim demek. Uzak görürüm yani uzak tutarım. Sübhane. Evet, Sübhane aynı zamanda muzaftır. Allah da onun muzafın ileyhidir. Bu nedenle mecrur. Yani Adem der ki ve der ki çok şaşırır ve der ki yani tabi bu Sübhanallah burada teaccüp ifade ediyor. Yani hayret ifade ediyor. O zaman ne diyelim bunu Türkçe'de? Allah Allah diyecektir. Evet Allah Allah hayret yani şu işe bak diyecektir. Şu işe bak. Haulâ'i kulluhum evladi. Haulâ'i Hâzâ ve hâzihînin çoğulu. Haulâ'i. Hâzâ ve hâzihînin çoğulu. Bunlar demek. Haulâ'i tüm bunlar. Küllühüm hepsi. Küllü hepsi. Hum onların hepsi. Hum haulâ'ya işaret ediyor. Evlâdî benim çocuklarım mı? Evladın tekili velettir. Evladın tekili velet. Velet. Benim çocuklarım bütün bunlar. Hâzihi kulluha zürriyeti. Bunların tamamı, hepsi benim soyum mu? Hâzihi bu, kulluha tümü, hepsi. Hâ zamiri de yine şu zürriyeti, önceki zürriyete işaret ediyor. Bu tüm bunlar benim soyum mu? Vekânet li zürriyeti âdeme Kur'an. Kesiratun. Ve kânetteki vavvul iptidadır. Kânet idi. Li mülkiyet ifade eder, sahiplik ifade eder. Ün vardı. Zürriyeti Adem. Adem'in soyunun vardı. Li burada ın var demek. Kur'an kesiratun. Çok sayıda kariyeleri vardı. Kur'an'ın çoğu tekili kariyedir. Köy anlamına da gelir, şehir anlamına da gelebilir yani. İkisi de olabilir. Burada şehirler diyelim biz. Adem'in soyunun çok sayıda şehirleri vardı. Kentleri vardı. Li burada sahiplik ifade ediyor. Ve bene buyuten kesiraten. Evet. Ve benimdeki ve bence bu da bir başlangıç harfi. Çünkü atfedecek bir fiil yok burada. Vardı ve inşa etti. Aslında evet, kâne'ye bağlayabilir. Doğru, kâne'ye bağlayabilir. Evet, olabilir. Benev cemidir, tekili bena'dır, bena. Bena da inşa etti demek, bena. Benev onlar inşa ettiler. Vav burada cemî vavı, o zürriyete işaret ediyor. Onlar buyuten, bir takım beytler. Beyt, buyut çoğuldur, tekili beyttir. Evler, bazı evler, bir takım evler.
kesireten çok sayıda evler inşa ettiler. Demek ki Adem'in soyunun çok sayıda şehirleri vardı ve bunlar çok fazla evler inşa ettiler. Ve kânû yahrusûnel erza ve yezre'ûne ve ye'yeşûne. Ve kânû'daki vav'ul iptida bana göre, cümle başındaki vav, kânû'daki vav da şu vav, o zürriyet-i Adem'e işaret ediyor. Onlar toprağı harf ediyorlardı. Harfe yahrusu. Harfe yahrusu birinci baptan. Toprağı sürüyorlardı. Toprağı ne yapıyorlardı? El art da art. Toprak demek art. Dünya da olabilir. Toprak olabilir. Yer olabilir. Art. Toprağı sürüyorlardı. Ve yezre'une, ziraat yapıyorlardı onlar. Yani ekiyorlardı. Toprağı ekiyorlardı. Ve ya'işune, ve yaşıyorlardı. Ya'işu, yaşıyor demek. Yaşıyor, yaşar. Demek ki onlar toprağı sürüyorlar ve toprağı ve onu ekiyorlar ve yaşıyorlardı. Ve böylece yaşıyorlardı. Yani bu şekilde yaşıyorlardı demek istiyor. Ve kânen nâsu alâ dîni ebihim âdeme. Ve kânedeki vav, başlangıç vav, vav-ül iptida. İnsanlar alâ dîni, alâ burada zarfiyet ifade eder, üzerinde demek. Ebihim, eb baba, babalarının, burada ata demek yani, ataları, him, onların ataları, ataları Adem'in dini üzereydiler. İnsanlar, ataları, ebi ata demek, him, onların ataları, ataları Adem'in dini üzereydiler. يَعْبُدُونَ اللّٰهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. Bu cümleyi, hal cümlesi yaparsak, şu nas için, taplıkları halde, taparak, Allah'a ibadet ederek, ettikleri halde ve velâ yüşrikûne, velâdaki vav atıf harfi la yüşrikûne, ya'budûne'ye bağlıyor. Ve şirk koşmadıkları halde bihi ona, yani bihi'deki Allah'ı gösteriyor ona. Yüşrikû bi, yüşrikû fiili bi ile kullanılıyor. Bi ile kullanılıyor, eşrik koşar, e ortak koşar. Ona şeyen, hiçbir şeyi ortak koşmadıkları halde, koşmayarak. O zaman bağlayacak olursak, insanlar Allah'a ibadet ederek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmadıkları halde ataları Adem'in dini üzereydiler. وَكَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً اَبُوهُمْ اَدَمُ وَرَبُّهُمُ اللّٰهُ. İnsanlar, vekanedeki vav iptida vavıdır, başlangıç vavı. Kâne nâs, insanlar idi, ümmet idi. Buradaki ümmet din birliği ifade eden bir isimlendirme. Yani halk değil bu, yani ırk değil buradaki ümmet. Aynı dine inanan gruba deniyor ümmet diye yani. İnsanlar tek bir ümmet idi. Tek bir, vahide tek. Ne oldukları halde? Ebuhum Adem ve Rabbuhumullahu. Ebu burada babaları, ataları, hum, onların ataları Adem ve Rableri Allah oldukları halde. Burada Rab, Tanrı demek yani, Tanrı. Tanrıları Allah oldukları halde. Buradaki ve de Ebuhum ve Rabbuhum. Vav atıf harfi Rab kelimesini ebe bağlıyor. Hasedü şeytani, şeytanın hasedi. Haset kıskanmak demektir. Haset neymiş? Kıskanmak, kıskançlık. Şeytanın kıskançlığı. Velakin keyfe yerza iblisu ve zürriyetuhu bihaza. Velakindeki vav başlangıç vavıdır. Lakin, fakat, iblis ve soyu buna nasıl razı olacak? Nasıl yerza? Yerza razı olur, razı olacak demek yerza. Yerza razı olur, memnun olur, razı olacak demek.
nasıl razı olur? İblis, iblis şeytanın diğer adı. Ve onun zürriyeti, soyu, yani iblisin de soyu varmış. Adem'in soyu olduğu gibi iblisin de zürriyeti varmış yani. Ve o şeytanın soyu. Nasıl razı olacak? Lihaza buna. Buradaki bir yönelme eki haza da bu demek. Yani bu derken neye yani? İşte insanların Allah'a ibadet ettikleri ve ona bir şey koşmadıkları halde tek bir ümmet olmasına yani. Burada bir harfi cerini yarızadan sonra getirmesi pek benim görmediğim bir şey. Yani sözlüğe de baksak yarızadan sonra mesela Kur'an'da radıyallahu anhum an geliyor yarızadan sonra. Buna nasıl razı? Bundan yarızadan sonra an geliyor. Evet, sözlüğe baktım. Yerza'dan sonra bir varmış. Doğru. Yerza'dan sonra bir var. Gelebiliyor yani. Fakat iblis ve onun suyu buna nasıl, bundan nasıl razı olacak? Buradaki bir demdan manası verebiliriz yani. Bundan. Ela yezalü nâsü ya'budûnallâhe. Ela'daki e istifam harfi, soru harfi mı demek yani mı mi? La yezalü de devam ediyor demek. Hala devam ediyor, sürüyor demek. İnsanlar ya'budûne tapmaya devam ediyorlar. Allah'a ibadet etmeye devam etmiyorlar mı? Ediyorlar mı? Edecekler mi? Ha, etmiyorlar mı değil, edecekler mi? La yezalü devam edecek. İnsanlar ya'budûne tapmaya Allah'a. İnsanlar Allah'a tapmaya devam edecek mi? Diye soruyor şeytan yani. Ela yezalun nas ummeten vahideten la yahtelifune. Buradaki e yukarıdaki e ile aynı, la yezalu aynı. En nas ummeten vahideten, insanlar tek bir ümmet olmaya, hala tek bir ümmet midir? Tek bir ümmet olmaya devam edecek mi? İnsanlar hala tek bir ümmet mi? La yahtelifune, ayrılığa düşmedikleri halde. Ayrılığa düşmeden, görüş ayrılığına düşmeden la yahtelifune. Burası hal oluyor. İnne zâlike lâ yekûn. Muhakkak ki bu olmaz. Bu olmamalı. Bu olmayacak. Lâ yekûnü. Yekûnü olacak, lâ yekûnü olmayacak. İnne muhakkak ki demek. Zâlike bu durum, yani yukarıda anlatılan durum. İnne zâlike muhakkak ki bu durum lâ yekûnü olmaz, olmayacak. Olmamalı. Olmamalı diye bir şey yazmıyor da ben söylüyorum onu. Burada olmaz diyelim. Olmaz. Olmasın. Hayır. Ha, bir dakika, la yekun. Evet, nihilası değil bu. Bu nefilası. Olmayır. Olmaz, olmaz. Hel yedhulü zürriyetü Âdemel cennete. Adem'in soyu cennete girecek mi? Yedhulü. Den sonra harfi cer gelmemiş. Gelebilir ama burada gelmemiş. Gelmeye de bilir yani. Adem'in soyu cennete girecek mi? Hel ile e aynı oluyor. Ve yedhulü iblisü ve zürriyetühün nâra. Ve şimdi buradaki vav da yedhulü fiilini bu yedhulüye bağlıyor. İblis ve onun soyu nâra, cehenneme, nâr, ateş ya da cehennem demek. Ateşe girecek mi? Yedhulü girecek. İnne zâlike lâ yekûnü. Muhakkak ki bu olmaz. Bu olmaz. İnne zâlike lâ yekûnü. Bu hiç olmaz. İki defa tekrar ettiğine göre vurgulayabiliriz. İnnehu lem yescud li Adem fe tardahu Allah ve le'anehu. İnnehu'daki hu iblise işaret eder. Muhakkak ki o lem yescud, secde etmedi. Li Adem'e, Adem'e secde etmedi. Yescud'den sonra yönelme ek olarak li geliyor. Li harfi cerri geliyor. Fe. Bu fe'ye ne diyelim? Bunun ardından, bu yüzden, bundan dolayı. Yani fa'us sebebiyye. Sebep fa'sı yani. Fe. Tarada ne demek tarada? Kovdu demek. Hu onu, yani iblisin. Allah kovdu. Ve le'ane. Ve lanet etti. Hu ona. Ve le'anedeki vav le'ane fiilini taradaya bağlıyor. Hu da yine tarada hu'daki hu. İblise işaret ediyor yani. Ela yenteqimu min beni ademe feyedhuluhum feyedhulü ma'hun nara.
Ela yentegimi derken e istifa marifidir. La yentegimi, yentegimi intikam alacak. La yentegimi intikam almaz. Almayacak mı? Almaz mı? O. O yani gizli özne burada iblise işaret eder. O intikam almaz mı? O üç almaz mı? Adem'in oğullarından beni. Buradaki beni aslında benine ya da benune olur. Cemî müzekker salimdir. Tekil ibnün. Oğullar, burada oğul derken tabi sadece erkekler değil yani. Kadınlar da dahil. Adem'in çocukları. Şimdi yentegümünün öznesi gizli özne. İblise işaret eder. O demek yani huve. Ela yentegümü huve min beni Adem. Adem oğullarından o intikam almaz mı? Beni derken muzaf olduğu için nun düşmüş buradaki. Cemî müzekker nun düşmüş. Ye kalmış burada. Fe yedhulu ma'unlar. Fe ne diyelim? Böylece diyelim. Böylece fe. Yedhulu onlar ha atıf harfi ya bu fe. Tamam. Ela yentegimu fe yedhulu. İntikam almaz mı ve böylece onlar girerler. Ma'hu onunla birlikte. Hu burada iblise işarettir. Onunla beraber ateşe girerler. Nar, cehennem, ateş demek yani. Yentekimü'den sonra min gelmiş. Den intikam almak. Harficer olarak ayrılma ki den intikam almak. La budde en yekune zalike. La budde gereklidir demek. Gerekli. En yekune zalik. Bunun olması gerekli. Bu yani bu nedir? Yukarıdaki intikam alması. Adem oğullarından intikam alması ve onların da onunla beraber ateşe girmesi. İşte bunun olması lazım diyor. La budde gereklidir, lazımdır demek. En yekûnedeki en mastar harfi. La budde en yekûne zâli. Bunun kesinlikle olması lazım. İki defa tekrar ettiği için kesinlikle diyebiliriz. Üçüncü bölüm. Fikratü şeytani. Şeytanın fikratı. Yani düşüncesi. Vera eşşeytanu en yed'u ve ennâse ilâ ibadetil esnâmi fe yedhulû ennâra ve la yedhulû el cennete ebedâ. Ve ra'a'daki vav başlangıç vavıdır. Ra'a gördü. Normaldeki manası gördü ama buradaki anlamı düşündü demek. Fekkera yani. Fekkera anlamında. Zaten mastarı da burada. Fekkera'nın mastarı burada başlıktı. Buradan da anlıyoruz ki ra'a'nın anlamı neymiş? Düşündü. Şeytan neyi düşündü? En yed'u ve davet etmeyi, insanları davet etmeyi, çağırmayı neye? İlâ ibadetil esnam, putlara ibadet etmeye. Evet, yed'u ve'den sonra ilâ geliyor. Yönelme harfi olarak, harfi cer. İbadet de tapmak, mastardır bu. Tapmak, esnam, putlara tapmak. Fe böylece, bak bu fe'nin anlamı neymiş? Ve böylece yedhulu girerler onlar. Ra'eş şeytanu en yed'u. Evet, bu fe atıf harfi ne yapıyor? En'e bağlıyor. Yani en yed'u'ya bağlıyor. Güzel. Dolayısıyla buradaki nun düşmüş yani. Şimdi şu yedhulûne en'in sonunda aslında nun vardı. Nasıl düştü? En'e bağlandığı için işte en burada nasip etti. Nasip alameti. O zaman ne diyelim? Şeytan insanları putlara ibadet etmeye davet etmeyi ve onların cehenneme girmesini düşündü. Heh. Güzel. Çok güzel. En-nâr. Fe'yi anlatabildim mi? Fe atıf harfi ne yapıyor? Yedhulu fiilini yedhuve'ye bağladığı için en ne yapıyor? Burada nasip etmiş. Burada da nun düşürdü. Bir tane nun vardı. Vela vav'daki yine vav da atıf harfidir. Ve bu da ne yapıyor? En'e bağlıyor yine. En yedhuve'ye bağlıyor. Vela yedhulu el cennete ebeden. Ebeden asla demek. Asla cennete girememelerini düşündü. Aslında burada karar verdi diyelim aslında Ra'ya yani. Evet, Ra'ya karar anlamı verelim. Gerçekten daha iyi. Şeytan insanları putlara ibadet etmeye davet etmeye putlara ibadete davet etmeye ve onların böylece cehenneme girmesine ve cennete girmemesine karar verdi. Girmemesini düşündü. Düşündü diyelim peki. Asla cennete girmemesini düşündü, kararlaştırdı.
Ve kâne şeytanu ya'rif ennallâhe lâ yeğfirü şirka, şirke. Ve kânedeki bu başlangıç babıdır. Kâne şeytan, şeytan idi, ya'rifu biliyor idi. Allah'ın la yeğfirü affetmediğini, şirk, şirki, ortak koşmayı affetmediğini biliyor. Enne burada dığım demek. La yeğfirü, ennallâhe lâ yeğfirü, affetmediğini, yeğfirü affediyor demek, yeğfirü. Yağfiru ben yeşâ'u diye ayette geçiyor. Yağfiru. Şirki ortak koşmayı ve yağfiru ennallâhe lâ yağfiru ve yağfiru. Şimdi buradaki vav ne yapıyor? Bu fiili bu la yağfiru'ya bağlıyor. Ama bu olumsuz değil, bu olumlu. Demek ki şeytan Allah'ın şirki affetmediğini ve eğer isterse her şeyi affettiğini biliyordu. Affedeceğini, affedeceğini, evet. Yağfiru affedeceğini, külle şeyin her şeyi. İza erade, eğer isterse tabii ki. İza erade, eğer isterse. Erade fiil-i mazi geçmiş zaman ama burada Türkçe'ye çevirirken isterse de geniş zamanda çeviriyoruz. Şart cümlelerinde böyle. Fe erade şeytanu en yed'uhum ile şirk. Fe. Bu cümleyi önceki cümleye bağlıyor. Bu nedenle diyelim, bu yüzden. Yine bu faus sebebiye, yani evet, yukarıdakinden dolayı, yani Allah'ın şirki affetmeyeceğini bildiği için şeytan istedi, onları davet etmek istedi. Engel ve onları davet etmek ile şirk, şirke davet etmek, ortak koşmaya, putperestliğe, politeizme yani. Demek ki fe'yi açıkladım. Erade şeytanı en yed'uve. En mastareki yed'uvehum, onları davet etmeye, etmek istedi. Yed'uveden sonra ila gelir. Şirke. Yed'u ila. Yed'u'dan sonra ila geliyor. Fela yedhulu el cennete ebeda. Fela'daki fe'ye ne diyelim? Böylece diyelim. Yani onları şirke davet etmeye istedi ya, böylece yani. İşte onları şirke davet edince, bu bence bu faul akıbe, yani sonuç fası bence bu. Bunun sonucu olarak la yedhulu, girmeyecekler. El cennete ebeden, asla cennete giremeyecekler. Ama burada bir yedhulune'nin nuru düşmüş. O zaman ne yapacağız? Bu fe ne yapar? Buraya bağlıyor. Evet. Atıf. Tamam. Bu fe atıf harfi ne yapıyor? Yedhulü'yü buraya bağlıyor. Nereden anladık? Çünkü bunun nuru düşmüş burada. Bunun niye düştü? İşte en düşürdü ona. Nasb-ı anas malamet olarak. Velakin keyfe tariku ila zalik. Fakat bunun yolu nasıl? Evet, yani et tariku ila, yolu, yöntemi, buradaki yöntem, evet, yöntem, usulü yani anlamında, tarikun ila. Tarikun ila, ın yolu, giden yol diyelim. Evet, şöyle diyelim, yolu yordama. Hah, evet, yolu yordama. Ün. Güzel. Diyor ki yani bunun yolu yordamı nasıl? Yani bu derken şeytan onları ortak koşmaya davet etmeyi istedi. Bunun yolu nasıl? Yani onları ortak koşmaya davet etmenin yolu nasıl? Zalik burada onu gösteriyor. وَالنَّاسُ يَعْبُدُونَ اللّٰهِ Vav burada hal vavı. İnsanlar Allah'a taptıkları halde, taparken. Vav buradaki vav hal vavıdır. Burası hal cümlesi, isim cümlesi. اِنَّهُ لَوْ زَهَبَ اِلَى النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ اِنَّهُ'daki inne muhakkak, hu da şeytana işarettir. Lev şart edatı. Gitse, eğer gitse, o yani şeytan, zehebeden sonra ilah geliyor. Zehebe ilah. Evet, zehebe ila. O gitmiş olsa insanlara ve
onlara dese ki, vav buradaki vav, gale'yi nereye bağlıyor? Zehebebe'ye bağlıyor. Onlara, lem burada, gale'nin lamı. Onlara, yani insanlara, ü'budul esnâme ve lâ te'budullâhe dese. Ü'budu, abededen emirdir. Abede taptı. Ü'budu, siz tapın demek. Putlara ibadet edin. Putlara kulluk edin. Ve lâ te'budullâh ve Allah'a kulluk etmeyin. Veladaki vav ne yapıyor? Bu fiili übüdüye bağlıyor. La da buradaki nehi lasıdır, yasaklama lası. Allah'a tapmayın, putlara tapın dese. Leşeteme. İşte burada da yine levli cümlede lev şart edatı, cevabın önüne başına le geliyor. Vurgu için yani. Şeteme söver, küfür eder yani. Şeteme. Şeteme sövdü. Küfür etti. Söver, küfür eder. Hu ona, yani şeytana, insanlar. Ve darabuhu, ve onu döverler. Ve darabuhu, ve onu döverler. Galu derler ki meazallahi. Allah muhafaza, Allah'a sığınırız. Meazallah da yine meaz yukarıdaki sübhane gibi, bu da isim fiildir. Yani ne demek? Ne'uzu demek. Ne'uzu billah demek yani bu. Ha aslında yok ya, bu mef'ul-i mutlak, affedersiniz ya, mef'ul-i mutlak, evet. Ne'uzü me'azallah demek. Fiili hasfedilmiş mef'ul-i mutlak bu. Onun için mansup zaten me'azallah, Allah'a sığınırız demek. Hem de çok sığınırız yani. Çünkü mef'ul-i mutlakın fiili, pardon, tek başına gelirse mef'ul-i mutlak, o zaman tekit oluyor. Fiili vurguluyor. En üçlükü bir Rabbina. Rabbimize şirk koşacak mıyız? Koşar mıyız? Ortak koşar mıyız? Nüşrikü'den sonra bir geliyor. Tanrımıza, Rabbimize ortak koşar mıyız? Burada istifam harfi. Ene'budül esname. Putlara tapar mıyız? Ne'budü, biz tapar mıyız putlara? İnneke le şeytanun racimün. Sen racim bir şeytansın. Racim, lanetlenmiş, kovulmuş demek. Le burada innenin cevabına gelen vurgu harfi. Lamül tekit. Muhakkak ki sen bir şeytansın. Nasıl bir şeytan? Racim bir şeytansın. Yani racmedilmiş, kovulmuş, taşlanmış, lanetlenmiş. Mel'unsun yani, racim, mel'un, kovulmuş, lanetlenmiş. İnneke le şeytanun habif. Muhakkak ki sen pislik bir şeytansın. Habif de pis demek. Yine innenin cevabına le geldi. Lamul tekit geldi. İnneke, muhakkak ki sen pis bir şeytansın diyor. Dersin kelimelerini bu şekilde gösteriyorum. Siz durdurup buraya bakarsınız. Yani bu yarısı yukarı getirelim. Bu diğer kısmı buralar. Nara kadar. Evet, nardan sonrası bu da, bu birinci sayfanın sonu. Tümünü gösterdim. Diğer sayfada da bu kadar var. Evet, bu kadar. Alfabetik, ama en son şu kaldı, şu. Bunu alfabetik yapalım şimdi hemen. Bir daha gösteriyorum. Kelimeler bunlar, dersin yabancı kelimeleri. Siz durdurup bakabilirsiniz yani bunlara. Evet, bu şekilde.